Merhaba sayın seyirciler, Avrupa Penceresi'ne hoş geldiniz. Bugün Avrupa Penceresi'ni Almanya'nın Kassel kentinde çekiyoruz. Alman Barış Hareketi her yıl Kassel'de bir araya gelerek Barış Hareketi'nin durumunu, Alman dış politikasını, dünyadaki gelişmeleri değerlendiriyor. Ülkenin değişik kentlerinden bilim insanları, siyasetçiler ve kurum temsilcileri geliyor. Bugün de burada çok sayıda bilim insanı, siyasetçi ve uzman barış sorununu konuşacak ve barış konusunda önemli değerlendirmelerde bulunacak. Bugünkü Barış Hareketi, bu Barış Konseyi toplantısının en önemli noktalarından birisi elbette bu toplantıdan bir gün önce Almanya'nın Suriye'ye asker göndermesi, Tornado uçaklarını göndermesi konusunda karar almasıydı. Bu bakımdan bugünkü toplantıya asıl olarak Alman dış politikasının militaristleşmesi, Almanya'nın asker göndermesi ve bundan sonra da buna karşı Barış Hareketi'nin ne yapacağı konuşulacak. Biz de programımız boyunca bu toplantıya katılan Barış Hareketi'nin temsilcilerini, siyasetçilerini, bilim insanlarıyla röportajlar yapacağız ve dünyanın içine girmiş olduğu bu çatışma, kaos ve savaşlara karşı neler yapılabileceğini, en azından Avrupa'nın önemli ülkesi Almanya'da nelerin yapılabileceğini ekranlara getireceğiz ve bu Alman Barış Hareketi'nin de bundan sonra neler yapabileceğini bu programımızda ele alacağız. Şimdi sizleri konuklarımızla ve uzmanlarla yapmış olduğumuz röportajlarla baş başa bırakıyoruz. Evet sayın seyirciler, şu anda Almanya Barış Konseyi'nin toplantısını düzenleyen Sayın Lur Henke var. Kendisi de Alman Barış Hareketi içerisinde. Bu toplantıyı da onlar örgütlediler. Herr Henke, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, guten Tag. Zor bir dönemde Barış Hareketi'ni yeniden bir araya getirdiniz. Sizce bugün Almanya'da Barış Hareketi'nin ağırlıklı konuları nelerdir? Wir haben ganz viele Themen, aber im Vordergrund steht natürlich der Kriegseinsatz Deutschlands in Syrien. Gelişmelere baktığımızda pek çok önemli konu bulunuyor. Ama bizim konferansımızda Almanya'nın Suriye'ye savaş gücü göndermesi önemli konulardan birisi. Federal hükümetin acil bir şekilde Suriye'ye asker göndermek için tezkere çıkarması halkı öfkelendirmiş durumda. Barış Hareketi de öfkeli. Bunlar bizim için önemli. Bununla birlikte başka konularımız da var. Pek çok yerde çatışmalar yaşanıyor. Örneğin Ukrayna'da. Bunların hepsi uluslararası hukuka aykırı. Gördüğünüz gibi Alman hükümeti de Birleşmiş Milletler'in onayı olmadan Suriye ve Ukrayna'daki savaşlara katılmak istiyor. Bütün bunların hepsi aynı zamanda bir tekrarı ifade ediyor. Benzer durumlar daha önce de olmuştu. Birleşmiş Milletler anlamsızlıkla karşı karşıya. Yine silah ticareti, Barış Hareketi'nin önemli konularından birisi. Diğer taraftan Almanya'nın insansız hava araçları yapmasına biz Barış Hareketi olarak karşı çıkıyoruz. Bütün bunlar günümüz dünyasında tehlikelerin büyüdüğünü gösteriyor. Bunlara bir de Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi eklemek gerekiyor. Orada da büyük bir çatışma riski var. Es erstmalig auf diesem Ratschlag, dass es ein zentrales Thema wird und es gibt noch viele andere, die es gibt viele Kriege, viele Themen natürlich. Was macht deutsche Friedens? Pek çok konu ve savaş var. Peki Alman Barış Hareketi ne yapıyor? Ja, wir haben gesehen, dass die Friedensbewegung Barış Hareketi aktif bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçen hafta bir dizi eylem yapıldı. Berlin'de yaptığımız eyleme 3000'den fazla insan katıldı. Toplam 24 kentte eylemler gerçekleştirildi. Bu demektir ki hareketin potansiyeli mevcut. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Dahası süreç bize bunu dayatıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de eylemler yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda konferansa bir öneride de bulunacağız ve hep birlikte tartışacağız. Her zaman olduğu gibi konferanstan sonra eylemlere katılım çağrısı yapacağız. Yani Barış Hareketi önümüzdeki dönem daha fazla insanı sokağa çıkarmak için çaba harcayacak. Ja, je mehr Menschen auf der Straße sind, desto mehr werden wir gehört und wir müssen gehört. Evet, sokağa ne kadar çok insan çıkarsa, barışa dair tutumunu ortaya koyarsa, halk içinde ve kamuoyunda görünürse,
Bu, savaşların durdurulması için önemli olacaktır. Biz barış hareketi olarak bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Siz kısa bir süre öncesine kadar Suriye'deydiniz. Rejimin kontrolünde olan bölgelerde, özellikle başkent Şam'da hayat nasıl devam ediyor? Bizi oradaki günlük yaşamla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Eigentlich für jeden Tag sagen. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Also Şam tamamıyla iç göçle şehre gelen insanlarla dolu şu an. Uydu şehirlerden birçok insan buraya gelmiş durumda. Şehrin eski bölgelerinde, eski şehirde çok dar mekanlarda yaşıyorlar. Spor salonlarında savaştan kaçanlar için barınma yerleri oluşturuldu. Ama şöyle baktığımda insanların korkmadığını görüyorum. Onurlu ve sakinler. Pazarlar göreli kalabalık. Ama tabii ki her şey epey pahalı oldu. Hayat pahalandı. Çünkü taşımacılık pahalılaştı. Enerji pahalı. Avrupa'nın Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları da hayatı oldukça pahalılaştırdı. İnsanlar tabii ki bunu günlük yaşamlarında hissediyorlar. Sürekli olarak, özellikle şehrin doğusunda havan topu sesleri duyuluyor. Hemen hemen her gün patlamalar oluyor. Bazı günler çok, bazı günler az. Eylül ayında oradaydım. Her gün saldırı vardı. Havan topları İslam ordusunun konuşlandığı ve hükümete karşı savaştığı bölgelerden geliyor. Çoğunlukla şehrin doğusundaki mahalleler havan toplarının saldırısı altında. Genellikle de okuldan gelen çocuklar ve alışverişe giden insanlar, yani siviller saldırıların kurbanı oluyor. Ama baştan da söylediğim gibi genel olarak insanların sakin olduğundan söz edebilirim. Su ve elektrik sorunu var. Otellerin jeneratörleri var ama halk jeneratör kullanacak durumda değil. Jeneratör için petrole ihtiyaç var. Petrol ise hem çok az hem de çok pahalı. Bu nedenle insanlar gün boyu elektriksiz yaşamak zorundalar. Humus'ta da muhalif gruplar arasında anlaşma yapılmasına rağmen saldırılar devam ediyor. Wie in der Altstadt von Homs. Und da gibt es. Konuşmanızda çatışma var ama umut da var dediniz. Neye dayanarak umut var diyorsunuz? Ja, also die Hoffnung der Syrer. Suriyelilerin umutlu olmalarının temeli sanırım başka alternatiflerinin olmamasıyla ilgili. Şehirlerini geri almak, yeniden kurmak, yaşamlarını sürdürebilmek için politik, barışçıl bir çözüm için çaba harcıyorlar. Ben Suriye'de bir iç savaşın olmadığına kesinlikle inanıyorum. Halkın değişik kesimleri birbirine karşı savaşmıyor orada. Orada vekalet savaşı yaşanıyor. Birileri birilerinin adına savaşıyor. Eğer bu vekiller, yani vekalet sahipleri, pozisyonlarını koruyamaz hale gelirlerse, halkın barış içinde yaşama olanağı yeniden doğacaktır. Bu çatışmada Türkiye'nin rolü ne? Türkiye baştan beri Suriye sorununda çok büyük bir rol oynuyor. Bildiğiniz gibi Türkiye ile Suriye 2005-2010 yılları arasında çok sayıda ikili anlaşma imzalamıştı ama Türk hükümeti epeydir 180 derece bir dönüş yaptı. Ben Türkiye'nin bölgede politik İslam'ı yaymak istediğine inanıyorum. Başlangıçta Tunus ve Mısır'daki ayaklanmalardan en karlı çıkan Müslüman kardeşleri destekledi ama şimdi durum değişti. Große Gewinner erstmal von diesem von der Protestbewegung in Tunesien und Ägypten. Das Blatt hat sich nun mittlerweile gewendet, aber ich denke, das ist ein Aspekt, der die syrische die ein Anforderungsprofil entstehen selber in diesem Nachbarschaftsraum bis nach Afrika hinein. Şu anda da yanımızda gazeteci, yazar ve Rosa Luxemburg Vakfı'nın Hessen eyaleti yöneticisi Sayın Murat Çakır var. Sayın Murat Çakır hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Türkiye konusu Avrupa'da özellikle son zamanlarda çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. Bu konferansta da gündeme geldi. Nasıl değerlendiriyor Türkiye? Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Buraya da Almanya çapında Alman Barış Hareketi'nin en önemli grupları bir araya geldikleri için Almanya'nın Türkiye politikasını, bu çerçeve Türkiye'deki AKP rejiminin bölgede oynadığı rolü aslında çok iyi biliyorlar. Ve önümüzdeki dönemde bu tehlikeli gidişatta AKP rejiminin, daha doğrusu açık faşizme doğru giden bir rejimin bölgede çok daha fazla kan dökülmesine neden olacağını ve
özellikle başta Almanya hükümeti olmak üzere Avrupa Birliği'nin emperyalist çıkarları için böylesine bir hükümetle işbirliği içerisinde girmesini şiddetle eleştiriyorlar. Ve özellikle Avrupa Birliği'nin demokrasi, eşitlik gibi benzer burjuva demokratik değerlerine hiçbir şekilde sahip çıkılmadığına, tam tersine bunların kendi çıkarları için ayaklar altına alındığı belirtiliyor. Bu birçok Avrupa Birliği'nin Türkiye sığınmacılar meselesine, anlaşmasına, uzlaşmasına eleştiriyor o zaman. Elbette eleştiriyor, çünkü burada söz konusu olan örneğin Karin Leukefeld'in dediği gibi mesele daha iyi mülteci kampları kurmak değil, insanların kendi ülkelerinde barış içerisinde ve insan onuruna uygun bir biçimde yaşayabilmelerinin sağlanması. Ya bunun için Avrupa'nın yapması gereken, Avrupa Birliği'nin yapması gereken ilk etapta bu ihtilaflara karışmayı, örneğin Suriye'de cihatçı çeteleri desteklemeyi bırakmaları ve bununla birlikte örneğin Saudi Arabistan veyahut Katar gibi körfez ülkeleri gibi cihatçılara parayla, lojistik destekle ve tabii ki ideolojik olarak da destek çıkan ülkelere yapılan silah yardımlarının, silah satışlarının durdurulmasını isterim. Çünkü bunların arkasında yatan temel şey bu. Bölgede hegemonya savaşları, vekalet savaşları sürerken Avrupa'nın yangına benzinle gittiğini söyleyerek bence de haklı bir noktadan Avrupa'yı eleştiriyorlar. Türkiye ve Avrupa'daki barış hareketini, özellikle Almanya'daki barış hareketini yakınlaştırmak için önümüzdeki dönem ne yapıyor? Anlaşılan o ki Türkiye ekseninde, Avrupa ekseninde bir sürü gelişmeler olacak. Kanımca asıl önemli olan ilk önce Almanya'daki ve Avrupa'daki barış hareketinin kendisini toparlaması. Sevindirici olan bir nokta var. Genç insanların katılımı yavaş yavaş artmakta. Böyle tahmin ediyorum ki savaşın, yani Alman ordusunun doğrudan savaşa girmesi ile birlikte bu katılımlar daha da fazla olacaktır. Ama bizim burada bir bir köprü rolü oynamamız gerekiyor. İşte DİDİF gibi demokratik devrimci kurumların, APDEM gibi yapıların veyahut buna benzer demokratik güç birliği platformu gibi Türkiye kökenli veyahut Kürdistanlı göçmen ve mülteci örgütlerinin köprü rolünü üstlenmeleri gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki barış hareketinin, Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, Türkiye'deki devrimci güçlerinin ve özellikle Kürt halkının Avrupa'daki barış hareketine, Avrupa'daki demokratik kamuoyunun desteğine son derece ciddi bir biçimde ihtiyacı olacaktır. Bunu örmenin, bunu kurmanın, aradaki ilişkileri geliştirmenin ve bu yönde de aktivite sağlamanın sorumluluğu birazcık da bizde yatıyor. Ve öyle tahmin ediyorum ki Alman barış hareketi buna hazır. Asıl olan şimdi burada bu ilişkileri canlandırmak ve güçlendirmek. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Kassel'de üniversitesinde yapılan Almanya Barış Konseyi toplantısında sadece toplantılar yapılmıyor, aynı zamanda sergiler de açılıyor. Özellikle bu sergide savaşın, medyanın savaş üzerindeki etkisi ifade ediliyor. Değişik fotoğraflarda, küpürlerde medyanın nasıl savaşı körüklediğini anlatıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi yalanlarla savaş yürütülüyor. İşte böylece Almanya Barış Hareket temsilcileri hem medyanın hem de egemenlerin yapmış olduğu propagandalara karşı bir aydınlatma çalışması yapıyorlar. Sondern vor den Waffen ist es der Kopf der Leute, dass in den Kopf eine Lüge gestellt wird, es wird ein Massaker gemacht und alles sagt man, das ist der Diktator oder das ist der und so. Konumuz savaş yalanlarla yapılıyor şeklinde. Çünkü savaşlar silahla başlatılmadan önce yalanlarla insanların kafası hazırlanıyor. Savaş böyle hazırlanıyor. Örneğin bir bölgede bir katliam yapıldığı yalanı kafalara yerleştiriliyor. Falanın diktatör ya da başka bir şey olduğu yaygınlaştırılıyor. Bundan yola çıkarak yalanlarla savaş hazırlığı yapılıyor. Güncel gelişmelere baktığımız zaman örneğin Suriye, Libya, Irak ve Yugoslavya'dan örneklerle bu fikri destekledik. Böylece önce sergi ortaya çıktı. Daha sonra da ülkelerdeki savaşlardan örneklerle derinleştirerek kitabı yayınladık. Ağırlık noktamız ise medya oldu.
Suriye'de de böyle olmadı mı? Podyumda da söylendiği gibi Fransa'daki saldırılarla Almanya'nın Suriye Savaşı'na katılmasının hiçbir ilgisi yok. Çünkü Suriye'de savaş daha önceden de vardı ama sadece seyrediliyordu. Evet sayın seyirciler, şu anda yanımızda Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Sayın Alexander Noye var. Kendisi dün Federal Parlamento'daki oylama sırasındaydı. Oylamada hayır oyu kullananlardandı. Bugün burada hem NATO üzerine hem Ukrayna politikası üzerine bir bilgilendirme yapacak Almanya Barış Hareketi'ne. Şimdi kendisine Almanya'nın dış politikası ve özellikle NATO'nun rolü konusunda birkaç soru soracağım. Noye. Dün parlamentoda Suriye'ye askeri müdahale ile ilgili oylama vardı. Tartışmaları nasıl buldunuz? Çok canlı tartışmalar oldu. Böylesi canlı tartışmalar federal parlamentoda çok ender oluyor. Ama nedeni de çok önemliydi. Almanya'nın tekrar bir savaşa katılıp katılmayacağı hakkında oylama yapıldı. Yine maalesef anayasal ve devletler hukuku açısından bir dayanağı olmadan savaşa katılınacak. Almanya'nın Suriye'deki pozisyonu konusunda neler söylersiniz? Almanya tamamen NATO'nun yapısı ve ideolojisine uyum sağlamış bir pozisyonda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çizgisiyle uyumlu bir hat izliyor. Bugün konferans katılımcılarına NATO ve Ukrayna konusunda bir sunum yapacaksınız. NATO yeni bir savaş stratejisi belirledi. Özellikle Suriye'de NATO'nun stratejisi nedir? ABD'nin önderliğindeki NATO, Orta Doğu'yu küçük devletlere bölmek istiyor. Çünkü küçük devletler, büyük devletlere oranla daha kolay kontrol edilebilir ve aldatılabilir. Suriye ve Irak'ta da bu yapılıyor. Ardından sıra hangi ülkelere gelecek bilmiyoruz. Rusya ile Batı arasındaki çatışma konusunda Ukrayna arka plana mı düştü? Rusya iki cephede de mücadele ediyor. Ukrayna'da durum şimdilerde biraz sakinleşmiş gibi görünüyor. Ama kamuoyuna yansıtılan kadar sakin değil. Çatışmalar devam ediyor. Ukrayna sorunu çözülmüş değil çünkü. Çatışma yine ateşli bir döneme geçebilir. Diğer savaş cephesi de Suriye. Her iki cephede de savaş ve çatışma esas olarak Rusya ile Batı arasında cereyan ediyor. Söz konusu olan da jeopolitik etki alanları ve bu bölgelerin egemenliği. Batı, Rusya'nın klasik etki alanlarını ele geçirmek istiyor. Ukrayna, Sovyet Cumhuriyetlerinden biriydi. Suriye de Sovyetler Birliği'nin eski müttefiklerinden. Batı her iki yerde de Rusya'yı kalıcı şekilde zayıflatmak istiyor. Baltık ülkeleri bu konuda önemli bir rol oynuyor. Buralar NATO için Rusya'ya karşı saldırılarda askeri güç olarak kullanılabilir mi? Sürekli olarak Baltık ülkelerinde, Estonya, Litvanya ve Letland'da Rus azınlık hedef gösterilerek Rusya'nın buraları işgal edeceği senaryoları piyasaya sürülüyor. NATO bu senaryoları ileri sürerek panik yaymayı amaçlıyor. Ama ben öyle görmüyorum. Çünkü Batı'ya karşı bir savaşın Rusya'nın çıkarına olmadığı kanısındayım. Batı'nın ve Rusya'nın savaş bütçelerine bakıldığında NATO'nun askeri bütçesi Rusya'nınkinin tam 11 katı. NATO'nun askeri gücü Rusya'nınkinden çok kuvvetli. Atom silahları açısından da bu böyle. Rusya'nın Batı'ya karşı savaşmakta ne çıkar olabilir ki? Bu saçma bir düşünce. Dünyanın birçok yerinde savaşlar var ama Almanya'daki barış hareketi oldukça zayıf görünüyor. Diğer taraftan oylamada da gördüğümüz gibi parlamentoda savaşa karşı güçlü bir tepki söz konusu. Ülkedeki barış hareketinin güçlenmesi için ne gerekiyor? Haklısınız. Barış hareketi 80'li yıllara göre oldukça zayıf. O zamanlar oldukça güçlüydü. Bunun nedenine bakarsak, 80'li yıllarda NATO'nun Varşova Paktı'na karşı saldırgan tavrı
Almanya'da çok etkili bir şekilde hissediliyordu. Almanya, Doğu blokuna sınır olan cephedeki bir ülkeydi. Soğuk savaş ve tehdit hissediliyordu. Bu durumda haliyle çok sayıda insanın sokağa çıkmasına zemin oluşturdu. Şimdi barış hareketi içinde yer alan insanlar, o zaman da sokağa çıkan insanlar arasındaydı. Şu anda barış hareketi genellikle yaşlılardan oluşuyor. Çok az genç var. Savaş tehdidine gelince, Ukrayna savaşı tamamıyla Avrupa savaşı ve henüz bitmiş değil. Her an tekrar canlanabilir. Suriye'de çok tehlikeli bir savaş sürüyor. Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi olayında da bu durumu bir kez daha gördük. Ancak Almanya'daki insanlar savaşı eskisi gibi, soğuk savaş dönemindeki gibi hissetmiyorlar. Bu nedenle sokağa çıkmayı gerektirecek bir durum görmüyorlar. İnnere motivasyon gegeben auf die Straße zu gehen. Die Friedensmenschen, die Leute. Ama burada da terör korkusu var. Ja, ich spüre über den Terror, aber leider werden die falschen Konsequenzen daraus gezogen. Evet, terör korkusu var. Ama bundan da yanlış bir sonuç çıkarılıyor. Paris saldırılarından sonra halk arasında yapılan bir anketin sonuçlarını okumuştum. Buna göre Alman halkının %60-70'i teröre karşı güvenlik yasaları ve önlemlerin alınmasından yana görünüyor. Yani özgürlüklerin kısıtlanmasına itiraz etmiyorlar. Tabii ki biz bunu istemiyoruz. Otoriter bir devlete karşıyız. Ama daha otoriter bir yönetim isteyen sağcı politikacılar, terörü öne sürerek bu durumdan faydalanmak istiyorlar. Şu anda yanımızda Kassel Üniversitesi'nde yıllarca öğretim üyeliği yapan Sayın Werner Ruf var. Aynı zamanda Almanya Barış Hareketi'nin, Barış Konseyi'nin kurucularındandı. Herr Ruf, herzlich willkommen zu unseren Sendung. Dankeschön. Heute diskutiert die Friedensbewegung über den... Suriye ve çevresine yapılan askeri yığınağa bakıldığında vekalet savaşından bölge savaşına doğru mu gidiliyor? Bu boyut aslında çoktan vardı. Çünkü her ne kadar terör örgütleriyle Esad güçleri arasında bir çatışma gibi görünse de, gerçekte batılı ülkelerin doğrudan tarafı olduğu bir çatışma yaşanıyordu. Rusya eskiden de bölgede aktifti. Sürekli kendi çıkarlarını korumak için çaba gösteriyordu. Bu nedenle ben bölgedeki durumun son süreçte giderek daha tehlikeli bir boyut kazandığına inanıyorum. Eğer bir uzlaşma sağlanamazsa, tahmin edilenden de büyük bir tehlike bizleri bekliyor. Almanya asker gönderme kararı aldı. Kısa bir süre önce de İngiltere Suriye hedeflerini vurmaya başladı. Fransa zaten aktif müdahalede bulunuyor. Bütün bunlara baktığımızda Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği adına mı yoksa kendi çıkarları adına mı bu girişimlerde bulunuyorlar? Yerinde bir soru. Görünürde hepsi birlikte gibi. Ancak gerçekte hepsi kendi çıkarlarını korumak üzere bölgeye silah ve asker gönderiyorlar. Yani hep birlikte oturup bir karar almadıkları için şu anki durum daha çok ulus devletlerin kendi çıkarlarını koruma şeklinde sürüyor. Bölgede mutlaka bulunmak istiyorlar. Almanya'nın yaptığı şimdilik bunu gösteriyor. Bütün bunlar elbette tehlikeli. Siz aynı zamanda Barış Konseyi kurucuları arasında yer alıyorsunuz. Bu kadar savaş ve çatışmanın ortasında Barış Hareketi'nin ne yapması gerekiyor? Barış Hareketi'nin temsilcilerinin bir araya gelerek tartışması, gelişmeleri değerlendirmesi önemli. Kanımca halk arasında doğrularla yanlışları ayırmak için aydınlatma çalışması yapmak bugün çok büyük bir önem taşıyor. Bu yapılabildiği takdirde sokağa çıkarma da daha kolay olacak. Önemli olan hükümet ve medyanın savaşa asker göndermeyi haklı çıkaracak gerekçelerini anlaşılır bir dille çürütmektir. Türkiye son zamanlarda Avrupa kamuoyunun da gündeminde. Bölgesel bir güç olmak için planlar yapıyor. Şimdi de Rusya ile bir gerilim içinde. Siz Türkiye'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, dediğiniz gibi Türkiye bölgesinde neo-Osmanlıcı bir politikayla bölgenin en önemli gücü olmak istediğini ifade etti. Ve bu temelde bazı adımlar attı. Ancak gelinen noktada bunun öyle kolay olmadığı açıkça görülüyor. Günümüz uluslararası ilişkileri çerçevesinde baktığımızda, bir ülkenin bulunduğu bölgede tek başına güç olması mümkün değildir. Türkiye'nin durumu bunun en somut örneği. Rusya öyle görünüyor ki bölgedeki çıkarlarını korumak için her şeyi yapmaya hazır. Bu nedenle Türkiye ile girdiği gerilimde geri adım atacağını sanmıyorum. Evet, şimdi yanımızda Almanya Komünist Partisi DKP Başkanı Sayın Patrick Köbele var. Herr Köbele, herzlich willkommen. Sayın Köbele, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum ben de böylesine bir fırsatı verdiğiniz için. Barış Hareketi bugün birçok konuyu tartışıyor. Şu anda Almanya'da Barış Hareketi savaşa karşı neler yapabilir? Bana göre Barış Hareketi savaşa karşı kitlelerin harekete geçirilmesinin büyük önem taşıdığını fark etmeli. Kitleler sokağa çıkmalı. Ülkemizde savaşı körükleyenlere karşı güçlü bir barış hareketine ihtiyaç var. Savaşı körükleyen kesimler, Alman sermayesi ve hükümetinin istediği yönde taleplerde bulunuyorlar. Buna karşı bizlerin de sokağa çıkıp barışı güçlendirmesi gerekiyor. Peki Alman sermayesi ve hükümeti özel olarak Orta Doğu'da neyi planlıyor, neyi amaçlıyor? Bana göre Rusya'nın müdahalesi belirleyici oldu. Kanımca Rusya haklı ve uluslararası hukuka uygun olarak bölgeye müdahalede bulundu. Şimdi Alman sermayesi Suriye'de çıkarlarının tehlikeye düşmemesi için bölgeye asker gönderiyor. Sorun, batılı emperyalist devletlerin aslında Suriye'nin devlet yapısını yıkmak için ellerinden geleni yaptıkları halde, yıkıldığında daha tehlikeli bir durumun oluşacağını görmelerinde. Alman sermayesi bölgede olmak istiyor. Gelişmeler tehlikeli ve hızlı bir şekilde bölgeye yayılma potansiyelini içinde taşıyor. Bu nedenle federal hükümetin asker gönderme kararı, 1914 yılındaki savaş kredilerini onaylama kararı gibi tehlikeli bir durumdur. Çok tehlikeli bir durum olduğunu söylüyorsunuz. Ancak yapılan pek çok ankette halk arasında savaşa karşı çıkanların oranı önceki döneme göre azalmış görünüyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada medyanın insanların bilincini oluşturmadaki büyük rolü göze çarpıyor. Örneğin bugün sabah bir SPD milletvekiliyle yapılan röportajı okudum. Savaşa karşı duran az sayıdaki SPD'li milletvekilinden biri olan bu politikacıya alçakça sorular yöneltilmişti. Yıllardan beri medya insanların bilincini bu konuda değiştirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Şimdi ise bunun etkileri görülüyor. Burada şimdi Barış Hareketi'ne büyük görev düşüyor tabii ki. Kitleler arasındaki savaş karşıtı bilinci eyleme geçirmek lazım. Bu elbette hepimizin görevi. Bugün konferansta önümüzdeki yıl ülke genelinde büyük bir gösteri yapılması önerisi geldi. Bunu selamlıyoruz. Bu konuda bütün barış güçlerini kazanmak, sürece katmak gerekiyor. Umarım bu konferans bunun için bir başlangıç olur. Berlin anzupeilen und ich glaube da müssen jetzt alle Kräfte der Friedensbewegung mitziehen und ich hoffe darauf, dass dieser Kongress einen Anfang dafür setzt. Medyanın büyük bir rol oynadığını söylediniz. Peki alternatif medya bu propagandaya karşı ne yapabilir? Karşı durmak gerekiyor. Suriye'deki bu savaş, emperyalistlerin Suriye'de insan hakları, uluslararası hukuk gibi temel konuları hiç de umursamadıklarını gösteriyor. Her şey para, petrol, nakil yolları ve kar için. Bunu açık olarak ifade etmemiz gerekiyor. Halklar bir kez daha kapitalistlerin daha fazla kar etmesi için savaşa sokulmak isteniyor. Eğer insanlar bunu anlarsa, o zaman daha fazla insan sokağa çıkar ve savaşa karşı mücadele eder. Medyada barış isteyenler aynı zamanda Rusya yanlısı olarak gösteriliyor. Ya da Rusya'yı yeteri kadar eleştirmedikleri söyleniyor. Alman solu ve barış hareketinin Rusya'ya yaklaşımı nasıl? Rusland ist ein kapitalistisches Land. Rusya kapitalist bir ülkedir. Bu nedenle sürekli bir barış gücü olamaz. Ancak Rusya bugün kendi çıkarlarını korumak için NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı bir pozisyonda bulunuyor. Biz de NATO'nun doğuya karşı genişlemesini tehlikeli buluyor ve karşı çıkıyoruz. Şu günlerde savaş tehlikesine yol açan konuların başında da NATO'nun doğuya doğru genişlemesi geliyor. Bu nedenle Rusya'nın çıkarlarıyla Barış Hareketi'nin bugünkü taleplerinin bu açıdan uyuştuğunu söylüyoruz. Bu hep böyle olacak diye bir şey yok tabii. Ama bugün böyle. Sonuçta Rusya ile Batı'nın aynı olduğunu söylemek saçmalıktır. Çünkü güncel duruma baktığımızda bu böyle değil. Aktuell ist das nicht so. Vielen Dank. Gerne. Şu anda da yanımızda Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Yürütme Kurulu üyesi Sayın Düzgün Altun var. DİDİF burada bulunan göçmen örgütleri içerisinde tek bir örgüt, başka da örgüt yok. Bugün Almanya'daki barış hareketi konuşuluyor, savaşa karşı nasıl mücadele edildiği konuşuluyor. Evet Sayın Altun, barış hareketi temsilcileri değişik konuları konuşuyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, değişik konuları konuştu. Ukrayna'dan bugün konuların ana konular Ukrayna'daki gelişmeler, savaş, Orta Doğu'da özellikle Suriye'deki savaş ve öne çıkan sorun Almanya'nın tutumu. Almanya biliyorsunuz dün karar verdi. Savaşa katılacak, resmen katılacak. Onun parlamentosunda kararını verdi. Bu konular ön planda. Bir de buna karşı mücadelenin ne olabileceği. Şöyle bir tartışma var. Burada yarına kadar böyle bir karar çıkarılmaya çalışılıyor. Berlin'de büyük bir anti savaş karşıtı bir büyük bir eylem, bir gösteri yapma ve farklı işte illerde bu savaşın durdurulması, Almanya'nın buradaki rolünü daha açığa çıkarması için çalışmaların planları ve tartışmaları yapılıyor. Bu toplantıda bir bakıma Alman Barış Hareketi, Alman Devleti'nin Orta Doğu'daki politikasını, savaş politikasını, silah satma politikasını sorguluyor diyebilir miyiz? Kesinlikle onu diyebiliriz. Yani buradakiler açısından zaten burada bir nevi politik angajman içinde olan kesimler burada. Sorun bunu işte tabana, en geniş kesim içinde yayma. Şöyle bir özelliği var programda, bu yılki özelliği. Biz her yıl katılıyoruz, ortak örgütlüyoruz. IG Metal'den sendika, işte metal sendikasının Baden-Württemberg eyaletinden sözcüsünün de burada savaş karşıtı bir pozisyon dile getirmek için bir söyleşisi olacak. Bu ne yazık ki geçtiğimiz dönemde çok sık gördüğümüz bir şey değildi. Sendikaların da bu işe bu denli katılması bizim için önemli, olumlu. Burada katılanlar açısından da olumlu bir nokta. Yani dediğim gibi burada bir nevi geçirdiğimiz bir yıl içindeki gelişmeler ve bundan sonra neler olabilecek ve bu olabilecekler üzerinden savaş karşıtlarının buna karşı mücadelesi, özellikle Fransa'daki saldırıdan sonra bütün Avrupa'da yayılan bir tartışma var. Bu da teröre karşı mücadele adı altında hem iç politikada giderekten sertleştirilen ve esasına bakarsak yerli halkın da en temel haklarının kısıtlanması yeni yasalarla vesaire, bir yandan bu politika sürdürülürken diğer yandan dışarı dönük daha Almanya sözcüleri, hükümet sözcüleri vesaire dile getirmişler. Daha aktif bir politika adı altında savaşa dahil olma ve bunu bütün Avrupa halklarında katma bir politikası, kazanma, oraya kazanma, o noktaya kazanma, korku yarataraktan işte terör buraya kadar geldi, bunu orada engelleyebiliriz söylemlerine bunu yaratmaya çalışıyorlar. Siz DİDİF olarak ne yapacaksınız önümüzdeki dönemde? Alman Barış Hareketi'nin önümüzdeki dönemde eylemleri tartıştığı bir dönemde neler yapacaksınız? Özellikle Türkiye kökenli göçmenleri bu sürece dahil etmek için. Yani yapacağımız tabii kendi direkt seslendiğimiz kesim açısından, buradaki göçmen, işçi, emekçiler, gençler, kadınlar açısından aydınlatma çalışması kuşkusuz ve buradaki tartışmaları hani Alman halkının da ve Alman işte demokratik kamuoyunda buna karşı olduğunu, hükümetin bu politikalara karşı ve bunlara bizim de dahil olmamız gerektiğini, burada yaşıyoruz, burada çalışıyoruz, burada okuyoruz, doğal olarak buradaki gelişmeleri ve Almanya politikaları açısından da o tepki ortak örgütlemek noktasında bulunduğumuz her yerde çalışma sürdürmek durumundayız ve bunu yapıyoruz. Bunu daha güçlü bir biçimine yapmamız gerekiyor. Bir de en önemlisi tabii buradaki yerli güçlerle birlikte hareketi güçlendirme, arttırma şeyimiz bu olmalı. Yani şimdiye kadar da buydu. Fakat geldiğimiz noktada bu çok daha fazla önem kazanıyor. Çünkü halkı bunlar, yani egemenler bugün bu savaşlara, kendi şu savaş politikalara karşı halkı arkasına alma çalışmalarını hızlandırdılar. Korkunç bir şey. Almanya hükümeti 5 gün içinde bu kararı almaya kadar götürdü. Yani bu anı değerlendirdi diyebiliriz. Çok acil bir şey. Burada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Türkiye. Yani Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin teröre desteği, terörle bağlantısı, bölgedeki rolü hep tartışıldı. Türkiye'de de bir barış hareketi var. Siz bu barış hareketleri arasındaki bir bağ kurmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Neler yapılabilir ya da? Evet. Şu bağ kurulma adımları atıldı diye düşünüyorum. Geçen yıldan beri özellikle Türkiye'deki oluşan barış bloku ve buradaki barış örgütleri, inisiyatifleri
oradaki gelişmeleri izleyen farklı kesimlerden ilkinden yakından bilgilendirme ve görüşmelerimiz oldu. İşte Türkiye delegasyonlar gitti. Bizim de geçen işte Cizre olayları patlak verdiğinde oraya bir delegasyon götürmüştük ve ondan sonra da burada farklı toplantılar yapıldı. Barış Örgütü'nün Nuray Sancar'ın da katıldığı Barış Örgütü blokun temsilcisi olarak ve burada yani böyle bir ortak çalışma ve karşılıklı bilgi alışverişi, karşılıklı dayanışmanın örgütlenmesi açısından o bağ kurma şeyindeyiz yani böyle bir görevimiz var. Bu işi de buradaki kesimlerle birlikte yapıyoruz. Buradaki şöyle bir şey ekleyebilirim. Bugünkü yaptığımız görüşmelerde de bunun böyle bir zemininin olduğunu ve arttığını gördük. Birçok arkadaş işte bu süreçte gönderdiğimiz bilgileri falan değerlendirdiklerini söylediler ve devam etmesini talep ettiler bizden. Bunu daha yakından Türkiye'yle bağını kurduğumuz zaman da herhalde şu uluslararası dayanışmanın iyi bir örneği olur diye düşünüyoruz yani. Peki, teşekkürler. Şu anda yanımızda Almanya Barış Konseyi sözcülerinden Sayın Regina Anna Regina var. Herzlich willkommen zu unserem Sendung. Wir sind heute für die Frieden gegen Krieg reden wir. Sie haben Eröffnungsrede gemacht. Alman Barış Hareketi şu an ne durumda? Die deutsche Friedensbewegung ist glaube ich zurzeit sehr empört. Alman Barış Hareketi oldukça öfkeli. Alman parlamentosunda çok hızlı bir şekilde Suriye halkına yönelik savaşa katılma kararı alındı. Hükümet geçen hafta içerisinde böyle bir isteği olduğunu açıkladı ve bir hafta içerisinde karar verildi. Hükümetin planını açıklaması üzerine en azından 24 şehirde değişik eylemler yapıldı. Bizim bilmediğimiz birçok yerde de eylemler yapıldığını tahmin ediyorum. Bildiğim bazı şehirlerde ise bir hafta içerisinde 2-3 eylem yapıldı. In manchen Städten hat es 2-3 Aktionen in einer Woche gegeben. Konferans katılımcılarını nasıl buluyorsunuz? Konferansa çok geniş ve renkli bir katılım var. Barış Hareketi'nin değişik katmanlarından geniş katılımı oldu. Ayrıca değişik partilerin, inisiyatiflerin temsilcileri de katıldı. Herkes endişeli ve savaş tehlikesinden söz ediyor. Almanya'da Barış Hareketi bu konuda neler yapabilir? Haben Sie konkrete Vorschläge im Zukunft? Ja, wir haben den also unser Ziel ist auf die Bundesregierung. Hedefimiz Alman hükümetini etkileyerek çatışmaları savaşla değil diplomatik, politik ve ekonomik olarak çözmesini sağlamak. Örneğin Türkiye ekonomik olarak izole edilmeli ve savaşa katılması engellenmeli. Her ülkede bu yapılamaz ama her yerde savaşın özgün alternatifleri olduğu düşüncesindeyiz. Çatışmalar diplomatik, politik olarak çözülebilir. Daha önce de yapılmıştı. Tabii ki dünyanın değişik yerlerinde çatışmalar, çıkar farklılıkları var. Ama önceden de söylediğim gibi sorunlar politik ve diplomatik olarak çözülmeli, çözülebilir. Barış Hareketi olarak bunu yaygınlaştırmak, ilerletmek istiyoruz. Suriye Savaşı'nda Türkiye önemli bir rol oynuyor ve bu sırada Avrupa Birliği Türkiye ile sığınmacılar konusunda bir anlaşma yaptı. Sığınmacılar konusu Barış Hareketi'nin de ele aldığı bir konu mu? Ja natürlich, es kommen ja so wie Sie ja selber wissen, kommen ja so viele Menschen hierher, die fliehen vor Bomben, vor Armut, vor Hunger, vor Perspektive. Tabii ki sığınmacı sorunuyla ilgileniyoruz. Bildiğiniz gibi buraya bombalardan, yoksulluktan, açlıktan, perspektifsizlikten kaçan birçok kişi geliyor. Daha iyi bir yaşam için buraya geliyorlar. Alman halkının bir kısmı onları kabulleneceğiz diyerek yardımcı olmaya çalışıyor. Ama çoğunluk, ki bu çoğunluk genelde hayatları zaten zorluklarla dolu olanlar, sığınmacılar bahane edilerek durumlarının daha da kötüleşeceği endişesini, korkusunu taşıyorlar. Aslında onlara şunu söylemeliyiz. Sığınmacıların gelmesi yeni alternatifler yaratıyor. Buraya gelen insanların konuta, öğretmene, ulaşım araçlarına, hastanelere ihtiyaçları var. Bu durum yeni iş sahalarının açılmasına, eskiden beri işsiz olanların iş bulunmasına, yeni gelenlere iş verilmesine yol açacaktır. Ve bu ülkede yeteri kadar para olduğunu da unutmamalıyız.
Tek sorun federal hükümetin bu parayı yüksek vergi borcu olanlardan, yani zenginlerden alma konusunda karar vermesi. Regierung müsste sich nur entschließen, dieses Geld bei denen zu holen, die hohe Steuerschulden haben. Barış Hareketi olarak büyük bir eylem yapma kararından söz ettiniz. Tepkiler nasıl? Bunu daha önce kendi aramızda konuşmadan podyumda önerdiğimde alkışlarla karşılandığını, yani onaylandığını fark ederek sevindim. Bu konuda şimdilik bir şey söyleyemem daha fazla. Ama konferansın her bölümünde, atölyelerde bu konunun tartışılmasını önerdik. Anlamlı bulunacak mı, bulunmayacak mı bilmiyorum. Ama önerdiğim zaman aldığım alkışlar, verilen tepki, kabullenildiği duygusunu uyandırdı bende. Deutschland leben viele türkischstämmige Leute, Menschen hier. Almanya'da çok sayıda Türkiye kökenli insan yaşıyor. Size göre Türkiye kökenlilerin barış hareketine daha fazla dahil edilmesi için neler yapılabilir? Türkiye kökenli insanlar da Türkiye kökenli olmayan diğer insanlar gibi bu konuda kararı kendi başlarına vermeliler. Yani barış inisiyatiflerine gidip beraber çalışmak istediklerini söylemeliler. Bizim maalesef tek tek insanlara gidecek, onları hareketimize katılmaya ikna edecek gücümüz yok. Evet sayın seyirciler, Kassel Üniversitesi'nin bu salonunda Barış Hareketi 2 gün boyunca savaşa karşı mücadeleyi tartıştı. Alman devletinin, Avrupa ülkelerinin savaş için neler yaptığını konuştu. Görünen o ki Alman Barış Hareketi buna karşı mücadele etmesi gerektiğini, daha güçlü bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu salonda bir kere Berlin'de büyük bir gösterinin yapılması konuşuldu. Öyle görünüyor ki Alman Barış Hareketi Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin Orta Doğu'daki, Ukrayna'daki rolünü daha fazla sorgulayacak ve geniş kesimlerin savaşa karşı birlikte mücadele etmesi için bundan sonra daha farklı bir ses çıkaracak. Biz de 2 gün boyunca buradaki tartışmaları ekrana getirdik, tartışmaları dile getirdik, bilim insanlarıyla konuştuk, siyasetçilerle konuştuk. Dileriz savaşsız bir dünya, çatışmanın olmadığı bir dünya, barışın sesinin yükseldiği bir dünya kurulur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.